Merhaba arkadaşlar. Borsada hafta açılışımızı yaptık. Her şey beklendiği gibi desek yeridir. 3 halka arzımızda, son kalan 3 halka arzımızda ne yazık ki kötü performans devam ediyor. Altın Kılıç 5. işlem gününe tabanda 3 milyon 157 bin lot satış emriyle başlıyor arkadaşlar. Altın Kılıç Gıda. Horoz Lojistik 2. işlem gününe -2,69'la başlamış. Çok şükür taban değil. Kurtarır mı bilmiyorum. Şimdi canlı veriye de bakacağım. Yiğit Akü 3. işlem gününe devre keserek taban değil -4,49'la başlamış. Buna şükür diyelim. Şöyle bir el değiştirme oranlarına da baktığımızda Horoz Lojistik'te açılış itibariyle 2. işlem günü %153 el değiştirme oranı var. İlk günden satış geldi. Halen gelmeye devam ediyor. %0,31 bugün el değiştirme oranı yükselmiş. Yiğit Akü 3. işlem gününe başladık. %81 oranında el değiştirme oranına ulaşmışız. Bakın bugün 433 bin lot satılmış sadece bugün. %76 bin lot da Horoz satılmış ve 5. işlem gününe giren Altın Kılıç Gıda ne yazık ki tavan serisini yine sürdüremedi. Bizim de portföyümüzde bulunuyor, hala satmadık. %41'e ulaşmış el değiştirme oranı. 3 milyon 157 bin lot şu an tabanda satış emri var ne yazık ki. Şöyle bir canlı veriye de bakmak istiyorum. Yani toparlaması lazım aslında. Gerçi bayram arifesindeyiz. Bu hafta her şey çok çetrefilli olacak. Horoz Lojistik -5'lerde. Yiğit -6'larda. Altın Kılıç taban. Öz Yaşar -1. Onur Yüksek Teknoloji -4. Hareket -2. Altınay -5. Koton -2. Lilac nötr. Entera -1. Şöyle bir BIST endeksine baktığımda yine kırmızı rakamlar beni karşılıyor. Alabildiğince kırmızı al renkler beni karşılıyor. Ne yazık ki BIST endeksimiz de 10.075 puanlara kadar gevşemiş durumda şu an. Nasıl? Alım fırsatıysa alım fırsatı. Beklediğiniz hisseler varsa buyurun alın. Ama ben tahminimi daha önce de söylemiştim. Sanıyorum çarşambaya kadar bu düşüş eğrisi devam edecek. Belki de durağan eğrisi. Ama sanki çarşambadan sonra artık yavaş yavaş, niye çarşamba? Çarşamba günü satışlar gerçekleşince cuma günü nakit olarak hesaba yatıyor. Perşembe cuma satış olsa zaten yine para içeride kalacak. O yüzden pek satış olacağını sanmıyorum Perşembe cuma günü. Ama bayram dönüşü bence artık bir ateşlenme olması lazım. Bir katalizör lazım. Artık bir yükseliş eğrisi, bir yükseliş trendi başlaması lazım diye düşünmüyor değilim ki inşallah öyle olacak. Beklentimiz yüksek, ne diyelim. Biz buradayız. Bu hafta da burada sizlerle paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.